Benim adım Muharrem İmaroğlu. 24-25 babadır Diyarbakırlıyım. Dedelerim bu topraklarda hepsi yetişti. Taş nakarcılarıymışlar. Taşları nakar edilmişler. Karacadağ'dan gelen bu Diyarbakır taşları kalasların üstünde iteliye iteliye geliyor. Araba maraba yok ki. Getirilir buralara, burada da ustalar taşları nakar edildiler. Kesere benzer bir ağzı çeviriyor lan. Keser var diyor. Onlarla taşları nakar edildi. Usurları öyle yaptılar. Kardeşime söyleyeyim. Diyarbakır'ın eski havmili evleri, camiler, bunların hepsinde dedelerimin emeği vardı. Taş nakarcısıymışlar. Ta son dedem, babamın babası vefat etmeden beni beraber götürüldü çocuktu. Değirmen taşları yapıyordu. Bir de o dim taşlarını, o yuvarlak büyük taşlar. Onları gördüm gözümü, dedem yapıyordu. Onları gördüm. Fakat surları görmedim, dedelerim yapmışlar. Soyadım da oradan geldi zaten, mimar oldu. Abime söyleyeyim, Diyarbakır'ın kapılarıysa Harput kapı, eski itfaiyenin orasıydı kapı. Halen duruyor. Tam Sad bin Vakkas'ın türbesine bitişik bir kapı var ya, orası kapıydı. Da bu tam yıkılmadan ha, asfaltlar dökülmedi. Bu tek kapı, çift kapı bunlar yoktu, bunlar sonradan yapıldı. Urfa kapı vardı, Roha kapı dediler. Urfa kapı değil, Roha kapı. Urfa'nın eski ismi Roha. Sağ tarafında buradan istasyona giderken sağ taraftaki kapı var ya, onun içinde zindanlar var. Üç tane bu tarafta, üç tane bu tarafta. Şehire giriş yapan kaçak maçak olan kişileri oraya koydular. Ta sabah şeye çıkaralım. Kadilga çıkaralım. Sorgusunu sorarlar hesabı. Abime söyleyeyim, kapılar kapanıydı. Sabah ezanında açılıydı. Muğrib Allahu Ekber değildi, kapı kapanıydı. Her bir çivi vardı üstte, kafaları ya bu kadardı. Çivi. Yani şimdiki diyelim bir tank mermisini atsa o kapı mümkün değil, yıkılmaz. Asla yıkılmazdı. Harput kapı da öyleydi. Marda kapı da öyleydi. Tam Hazreti Ömer camisine bitişikti kapı. Halen de duruyor ama kapılarını söktüler, götürüyor. Dalan ettiler. Sattılar demirlerini ya. Kapının tam çıkışında da sol tarafta taşın üstünde yazıyor Cemiloğulları. O surun tamiratını yapanlar Necdet Cemiloğlu belediye başkanıydı ya, Cemil Paşalar ha. Evleri de var. Bayrakpaşa camısının arka tarafındadır. Abime söyleyeyim. O adamların eserleri çoktu Diyarbakır'da. Cemiloğullarının. Eskiden hani burada bir düşman sahibi olan ya bir araması, suçu olan adam Suriye'ye karşıydı. Dediler Benekhet'te. Benekhet'te Suriye demekti. Tren rayı vardı. Tren rayını geçiyordu. Suriye'nin köyleriydi zaten. Burada mesela Kızıltepe'den, Nusaybin'den görünüyor zaten. Kamışı görünüyor. Nusaybin'in, Kamışı'nın, Nusaybin'in arası 1 kilo 2 kilometredir. Abime söyleyeyim. Diyarbakır halkıysa oldum olası ezildi. Halen de ezildi. Bu ezilmeye de mahkumdur. Niye? Bir tane doğru dürüst bir insan oğlu, bir baba gibi çıkıp hep çıkmadı Diyarbakır'a. Sen ne istedin? 12 kilo soğan aldı ki benimle. Hacı abime söyleyeyim. Diyarbakır'da 4-5 kavim yaşıyor. Ha, 4 lira vereceğim, pardon oğlum. Süryaniler vardı, Yahudiler vardı, Müslümanlar vardı. Yani Müslüman dediğim bizler yani. Türkler, bir de o zaman Kürtler de vardı. Yani Kürt, Türk, Türkler kimlere değdiler? Buraya memur gelenler. Mesela hakim, avukat, polis, subay, bunlara Türk değdiler. Aleykümselam. Bunlara Türk değdiler. Diyarbakır'ın yerlisi ise çat pat Türkçe bilgili. Çarık ellerimizde düşün. Yani gördük bunları. Çarık bulamadılar diyelim.
Abime söyleyeyim. Süryanilerse zaten kiliseleri belli. 40 tane kilise vardı Diyarbakır'da ayakta. 40 tane. Şimdi 2 tane kilise faaldi. Kildani Kilisesi, Meyramana Kilisesi. O ikisi sadece şimdi görev yapıyor. Böyle hepsi hanı karaba oldu. O ki ihtiyar yaptı girdi içine Müslümanlar. Abime söyleyeyim. Moşe Dayan vardı. İsrail Dışişleri Bakanı gördünüz onu. Bir gözü bantlıydı. Öldürüldü suikastten dolayı. Onlar Diyarbakırlıdır. Diyarbakırlı Yahudilerindendir. Babası Kervansaray yok aşağıda. Kervansaray'ın orada bu araba, payton atlarını nallıydı. Bir de kepek kuru ekmek satıydı paytoncilere. Onu da gördü. 66'da Hicaz'a gittiğimizde rahmetli babanla beraber girdik Kudüs-i Şerif'ten bir pasajın içine girdik. Hani türbeleri, evliyaları gezdikten sonra bir pasaja girdik. Bir baktım biri geldi babaya sarıldı. Mış mış birbirlerini öptüler. Babamdı, rahmetli anam, teyzem, teyzem kocası, teyzem oğlu. Yani yoktu bizdik yabancı kimse yoktu içimizde. Teyzem kocası sordu dedi, bacana bu herif kimdir sarıldı sen? Dedi, Yahudi dedi, kulakta bu da kapatın. Dedi, bacana tanımadın dedi, dedi bu. Kervansaray'ın altında at nalıydı, kepek satıydı, daha paytoncilara, arabacılara. O da tanıdı. Dedi bu Moşe Dayan İsrail Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı adamı dedi, benim oğlumdu. Hele bizi bir gün misafir geldi. Ben o zaman nişan yüzüğü parmağımdaydım, nişanlıydım. Rahmetli anam dedi, hacı gelmişken buradan hacıya biraz cihaz alalım. Televizyon melezyon o zaman yoktu. Bu üstten anteni televizyonlar vardı. Bir tane ondan baba aldı. Bakın yani düğün hediyesi. Polar saat, duvar saati. Ha böyle ama tahtada ahşap. Polar saat oradan aldı. Aynı o adam da Moşe'den babasından. Abime söyleyeyim. 4 tane teyip aldık. Teyip. O zaman diyorum okurdan teyip, radyo, madyo. Televizyon yoktu. Kimin evinde orada dedi bu bektir. Tabii şimdiki vakit şey gibi değil yani zaman gibi değil. O abime söyleyeyim. Çektik geldik o adamı orada gördük. Hem Moşe Dayan'ı hem babasını. Babası orada bir pasajın içinde işte böyle televizyon, duvar saati, fincan fincan tamam. Her yeri keşer satıydı. O abime söyleyeyim. Gelelim Diyarbakır'ımıza. Diyarbakır'ımızsa dedim ya 104 kavim yaşıyor. Hristiyanlar kendi dininde serbestti, Müslümanlar kendi dininde serbestti. Yalnız o zamanlar dürüstlük vardı. Bütün ustalar, altuncular, kalaycılar, bakırcılar, keşeciler, keçeciler, puşiciler hepsi Ermeniydi. Benim ustam Allah rahmet etsin demeyelim de gayrimüslimdir. Bu çizmelerin yaptığı otel var ya, ne oteliydi ismini unuttum. Bu Mardıkapı'ya giderken. Kaleli. Tam minibüs durağının mı karşısı ya abi? Ne oteliydi ya? Çizmeler yaptı ya. Bitkisler yaptı. İsmini eski Muş Oteli neydi sen? Şimdi Gihanen Oteli'di. Şimdi orası klas, eskiden Khan'di. Klas, ha, klas Oteli. Klas Oteli. Ha? Orası eskiden Khan'di. Aynı şey gibi. Bu bizim Balıkçıra başındaki o hanın arkasındaki han neydi? O Oğur Han. O da onun gibiyle havluydu. İçine esnaf vardı. Manifatura işi yaptılar. Onu çizmeciler aldılar, yaptılar. Otel, klas oteli yaptılar. Tam o köşede Joseph abinin dükkanı vardı. Ben çırağıydım. 10-11 yaşlarımdan gidiyordum yanlarına. Çalışıyordum ben. Çırağlık yapıyordum. Bunlar da Meramana Kilisesi ile Bayrampaşa Camisi'nin arasında oturdu yani. Kilise ile bizim Bayrampaşa Camisi'nin tam sonra ortası yani mesafeleri aynı hemen hemen. Akşam öyle dedi kendinden geldi. Rahmetli anam dedi oğlum abu yemeği yapmışız. Götür ustan gele. Ali bu tefsire götür kapılarını çalıyor. Karnım kapıyı açıyordu. Behram'ı okuyordu dedim ona yenge anne yemek yapmış demiş abini götür ustan gele. Dedi oğlum dur gitme. Ben de yabancı bir şey yapmışım. Al sen de bunu yut. O da bırakıyordu tepsiye. Al dedim getirdim. Birbirimizin yemeğini yiydik.
Birbirimizin evine gidip kalkartır soruyordu. Yani dostluklarımız çok güzeldi. Hristiyanlarla, Müslümanlarla. Abime söyleyeyim. Ondan sonra zebeniler girdi ortalığa, karıştırdılar dünya malı için. Hepimizi birbirimize düşman etti. Kardeş gibi ya, kardeş gibi yaşayalım. Hala ben Meyraman antikacılık yaparken Ulu Cami'nin oradan Meyraman'a kilisesine gidiyordum. Oranın papazı Yusuf'tur ismi. Biz, ben diken olduğu zaman Yusuf. Bir de Bacanak'ı da yardımcısıydı, Saliba. Bunlar Mardinliydiler aslen. Abi ben söyleyeyim. Hala Mardinliydi. Yine onlar da değil. 3-4 tane ev vardı kilisenin içinde. Papazın evi, yardımcısı Saliba'nın evi, 6. İbo vardı, gayrimüslim, Süryani. Her pazar günü aynı papaza yardımcı oluyordu. O tütsüyü böyle salıyordu kilisenin içinde, ibadet ettikleri zaman. Onun evi kilisenin içindeydi ailece. Bayzar ablanla Sıtkı abi, karı kocaydı. Aslen Silvanlıydılar. Farkın değildiler, farkın. Silvan eski ismi farkındı. Onlar da kilisenin yan tarafında havlili ev vardı. İkinci katta oturuyordular karı koca. Yanlarında da bir oda vardı. Doktor vardı, emekli doktor. Vedi amca. İsmi Vedi'di. Vedi. Gayrimüslimdi. Sana yemin içebilirim. Bak ben Müslümanım. Ki kolay kolay öyle şeylere de inanmam. Bizim Müslümanlardan kat kat diyelim acaba muamelesi, konuşması, insanları dürüst, üstündü. İki tane kız okuttu, Kızıltepe'li. O emekli doktordu. Maaşını o iki tane Kızıltepe'li bacıya hibe etmişti. Okul okusunlar diye. Onlar da üniversiteyi okudular, tıbbi. Dedim Hadi amca, sen gayri Müslüman, onlar Müslüman. Dedi oğlum hangi din olursa olsun o çocukları ben gördüm. Ne şekilde okul okuydular. İçim yandı. Ben de Allah rızası için maaşımı iki bacıya hibe ettim. Ben maaşımla çocuklar okul okuyor. Kötü mü ettim dedim. Yok bunda neyse can sağlığı. Yani o abiyi de gördüm. Vefat etti. Bir gün böyle dikenime geldi oturmuşuz. Sipahi pazarında. Halıcı dikenine sordu. Dedim hadi amca dedi. Dedim bak sen tipi okumuşsun. Bilgili adamsın. Her şeyin haberin var. Hak din misin dinimizde? Dedi her şeyi açma böyle beni konuşturma. Ya hadi amca çok sıkıştırdım. Dedi biraz söylesen beni kiliseye sokmazlar oğlum. Dedi bak benim bir kardeşim var Avustralya'dadır. Dedi ben tek buradayım. Diyarbakır'dan dedi kilisede yaşıyorum. Dedi şimdi bu kilisenin içindekiler bilse ben Müslüman olmuyor, beni sokmazlar kiliseye. Bırak dedi karışma Yahudi amca. Dedi oğlum buradadır ne varsa. Dedi sen sırrını taşımak bilirsen dedim he ver Allah. Dedi benim sırrım da sende kalsın. Herif vefat etti cezaevindeydim. Dışarıda olsaydım ben o adamı götürüp Müslümanları mezarlığa defnederdim. Fakat ne yazık ki içerideydim. Ulaşamadım ona götürdüler. Mardin'e defnettiler Hristiyanların mezarını. Allah rahmet etsin diyelim. Çünkü ben o adamı gördüm, yaşadım. O Baytar abla dediğim Sıtkı abi ailece gidip geliydi. Hacı abi, aradım çocukları, bizi davet edildi. Gidiyorduk, oturuyorduk. Havlu'da kebap, çikolata yapıyordum ona da. Onlar geliydi bize. Aynı, yani misafirperver değil de Allah var. Abime söyleyeyim şey dedim ya, nifak soktular aramızda. Birbirimize düşman olduk, başladık heriflerin camını kırmak, başladık heriflere çatal astikle, o bilyeler vardı, bilye, demir bilye. Atiden karıların kafasını kırdık, çocuklarını vuruyorduk sokaklarda, herifler fıttık fıttık kaçtı ve gitti. O Yahudiler gitti İsrail'e çıkıyor, Amerika'ya, abime söyleyeyim bir gene de Fransa, Almanya oralara yerleşti. Yani burada hali hazırda şimdi hemen hemen 20 aile var Süryani. Hristiyan Süryanileri 20 aile vardı buradalar. Bugüne kadar da heriflerden incinmedik. Onlar da Diyarbakır'ın yerlisinden incinmediler.
Ama bu dışarıdan gelenler Diyarbakır'ı bozdular, ahli haram ettiler, attılar onu abi. Yani bunu da herhalde hani nasıl desem belki bazı insanların hoşuna gitmez. Çokunu da bunu devlet etti. Niye yaptı diyeceksin. Herkes buraya gelen her bir amir kendi çıkarını düşündü, kendi menfaatini düşündü. Diyarbakır'ı böyle talan ettiler, attılar onu. Yeah.